Ay sen nereye gidiyordun? Sana ne benim nereye gittiğimden? Bak Gülayat. Burada benden başka dostun yok. Ve düşmanın da çok. O yüzden benimle konuşurken ses tonuna dikkat edeceksin. Yoksa bırakırım seni burada. Benim bir akrabam hasta. Onu ziyarete gidiyordum. Hadi gel. Ya sen ne çok seviyormuşsun eşkıya halk etmeyi. Seviyorum tabii. Bence sen de alış. Bakarsın burada yaşarız, bu evde. Biraz tadilat falan yaparım. Gerçi Ali Tağ'ın konağı kadar rahat olmaz ama idare edeceksin artık. Seni alırım ama insan içinde olmaz diyorsun. Bu dağ başına kapatacaksın ki beni. İnsan içine çıkacak yüzün olsun değil mi Ali? Yok öyle demiyorum ben. Senin o kafandaki fırıldakları anca buraya hapsederim diyorum. O fırıldaklar sanki senin kafanın içinde yok. Sen ilk önce kendininkini durdur. Benim kafamda tek bir şey var. O da sensin. O yüzden mi kaçırdın beni? Beni buna sen mecbur ettin. Sen istedin. Bense seni sadece anlamak istedim. Ama şimdi bana her şeyi anlatana kadar burada kalacağız. Yokluğumuzu fark edince peşimize düşüp aramayacaklar mı sanıyorsun? Benim arayanım yok. Sen de zaten akraba ziyaretinde değil misin? Buranın hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum Ali. Burası Aşıklar Pınarı'dır. Sevdiği için canını veren bir adamın adını almış. Ben mutlu sonları severim. Senin için mutlu son nedir? Hani hep derler ya, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine diye. Ben sonu öyle biten masalları seviyorum. Gülhayat. Niye o zaman her şeyin sevdiği masallarda hep gibi olmasına izin vermiyorsun? Neden muradımız ermiyor? Ben izin versem olacak mı Ali? Her şey benim iznime mi bağlı? Benim için tek engel sensin. Başka kimse yok. Hadi sen şimdi kulübeye dön. Isın biraz. Ben de bize yiyecek bir şeyler ver.